LGS'ye hazırlıkta hiçbir şey için geç değil. Hızlandırılmış LGS dershanesinde genel tekrar videolarıyla konu eksiklerini kapatabilir, 3 ayda 10.000'in 10 üzerinde soru çözümü ve gerçeğini aratmayan LGS provaları yaparak sınava hazır bir şekilde girebilirsin. Üstelik hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %45'e varan indirimlerle seni bekliyor. Detaylar tonguçakademi.com'da. Hayallerimizdeki liseye kavuşmamıza sadece 3 ay kaldı arkadaşlar ve çok değerli bir süre. ...ne kadar yavaş ve geride olursanız olun... ...yani eksikleriniz olabilir... ...matematikte, fende, inkılap tarihinde... ...Türkçe'de, hiç fark etmez... ...ne kadar yavaş ve geride olursanız olun... ...başlamayan herkesten öndesiniz... ...ve çalıştığınızın karşılığını alacaksınız arkadaşlar... ...bu son üç ayı çok iyi değerlendirip... ...hayallerinizdeki fen liselerini... ...Anadolu liselerini, sosyal bilimler liselerini... ...inşallah çok güzel bir şekilde kazanacaksınız... ...şimdi bazı arkadaşlar son üç ayda... ...bahaneler bulabiliyorlar... ...zamanımız yetişmez diyorlar... ...halbuki 90 gün var, çok değerli bir süre... Bu 90 gün içerisinde günde 100 soru çözseniz 9000 soru eder. Günde 200 soru çözseniz 18000 soru eder. Ki 18000 soruyla LGS'yi paramparça edersiniz. Bir başka bahane ise bu yıl zor sorulacak çünkü işte iki dönem. Hayır arkadaşlar herkes aynı sınava girecek. Yani size zorsa Diğer adaya da zor. Sizin sorumlu olduğunuz konulardan diğer adaya da sorumlu olacak. Dolayısıyla siz diğerlerinden daha fazla soru çözüp daha fazla çalıştığınıza zaten sınavda başarılı olacaksınız. Üçüncü bahanesi çalışamıyorum, çok yoruluyorum, sıkılıyorum, Ramazan geldi, işte ne bileyim havalar ısındı. Arkadaşlar beyin Alıştığı şeyi seviyor. Alışmadığı şeyi sevmiyor. Eğer şu anda kendinizi soru çözmeye alıştırırsanız emin olun sınavdan sonra bile soru çözesiniz gelecek. Niye biliyor musunuz? Çünkü beyin eğer bir şey yapmaya alıştıysa mesela diyelim ki ben gece yatmadan önce dişlerimi fırçalamaya alışmışım. Eğer dişlerimi fırçalayamazsam uyuyamıyorum biliyor musunuz? Uyuyamıyorum ya alışmışım. Halbuki yemekten önce fırçalayabilirsin sonra da fırçalayabilirsin ama ben yatmadan önce dişlerimi fırçalamam lazım. İşte beyin alıştığı şeyi seviyor. Sizler de bu son 90 günde sıkı sıkıya ders çalışmaya kendinizi alıştırırsanız emin olun süper bir sınav geçireceksiniz. Dolayısıyla şunu bir kez daha söylüyorum. Beyin kendisini güvendiği hissettiği alışkanlıkları seviyor. Mesela bazı arkadaşlarınız eve gelince çalışınca rahatlıyor. Bazı arkadaşlar ise hiç alışmamış çalışmaya eve geliyor. Telefonun karşısına oyalanmayı seviyor. Bilgisayar oyunları oynamayı seviyor. O onu güvende hissettiriyor. Ders çalıştığı zaman böyle mutsuz oluyor. Halbuki birazcık ders çalışsa, netlerini artırsa çok güzel başarılar elde edecek ve bu 90 günü çok iyi değerlendirip hayallerindeki liseye girecek. Şimdi peki hocam ders çalışmaya karar verdik ama son 3 ayda atmamız gereken 5 adım bize söyleyin diyorsanız dikkat dinleyin. Birinci adım her gün mutlaka aynı saatte ders oturmaya çalış. Yani okuldan geldiğiniz saat bellidir. Veyahut da kursan geldiğiniz saat bellidir. Mesela deyin ki ben her gün saat işte örnek veriyorum saat 7'de ders oturacağım. 7 ile 9 arası ders çalışacağım. iki saat ders çalışacağım. Her gün saat 7'de derse oturmaya alıştırırsanız kendinizi emin olun bir gün oturmayın böyle rahatsız olursunuz. Ya ben buna alışmıştım ne yapacağım ben şimdi ya. En iyisi oturayım dersiniz ve çalışırsınız. Bazı arkadaşlar 3'te oturabilir bazı arkadaşlar 5'te oturabilir hiç fark etmez. Ama her gün aynı saatte oturmak çok önemli. Her gün en az 20 tane paragraf sorusu çözülür. Arkadaşlar bakın LGS'de sizi kurtaracak olan paragraf soruları olacak. Çünkü Türkçe çok önemli. Önemli. İnkılap tarihi, din, İngilizce, fen bunların her birinde esaslısı paragraf soruyorlar. Hatta biz de bununla alakalı sizlere hızlama kampımıza paragraf 10'san çok güzel ödevler vereceğiz. Dolayısıyla milletimdeki çıkan soruları, örnek soruları, LGS 2023, 2022, 2021, 2020 hiç fark etmez. Bütün LGS'lerdeki paragraf sorularını çözün. Bunu da çözdüğünüz zaman zaten güne 20 tane paragraf sorusu düşer. Gelelim bir diğer konuya. Konu eksiklerinizi bilin. Tamam eksikler olabilir. Matematikte işte çarpanlar katlarda hala tam çıkıyor. Veyahut da işte inkılap dersinde e, ilkelerden soru kaçırıyorum hocam. Veyahut da Türkçe'de sözel mantık sorularını bir türlü doğru yapamıyorum her denemede. Deseniz bile bunlardan korkmayın. Eksikleriniz olabilir. Türkçe'de belki bir yanlışınız çıkacak sınavda. Belki matematikte dört yanlışınız çıkacak. Belki fen de iki yanlışınız çıkacak ama diğerleri doğru olduğu zaman... ...zaten diğer adaylardan daha fazla yaptığınız için çok iyi listelere gireceksiniz. Bakın bu bir okul yazılısı değil. Okul yazılısı da şöyledir. 85-5 aldın. 84-4 aldın. Burada öyle bir şey değil. 90 soruda 90 net yapıp Türkiye birincisi olanlar da var. 88 net yapıp Türkiye birincisi olanlar da oluyor bazı senelerde sınav zor olursa. Dolayısıyla sınavdaki soruların zorluğu, sınavdaki soruların netleri sizin hayallerinize kavuşmanızı sağlayacak. O yüzden siz yapabildiğiniz kadar soru çözün. Hatalar yapın ardından da zaten eksikleriniz olsa bile çok güzel yerlere gireceksiniz. Bu eksikleri tabii ki kapatmaya çalışın ama bu eksiklerden dolayı vazgeçmeyin. Ya ben matematikte çok hatam çıkıyor vazgeçtim. Niye vazgeçiyorsun ki? Türkçe, fen, inkılap, din, İngilizceyi full yap. Zaten gene çok iyi yerlere girersin. En iyi denemeniz örnek alın arkadaşlar. Hurafelere asla inanmayın. En iyi deneme ne demek? Mesela diyelim ki hızlanma denemelerinden çözdünüz. Burada Türkçe'de 19, matematikte 16, fende 19 yaptınız. Ve kendinize gurur duydunuz diyelim ki. Bu denemeyi örnek alın. Ben bunu yaptım, gerçek sınavda bundan daha iyi yapacağım deyin. Çünkü LGS girdiğinize emin olun, sınavda en iyi sonucunuzu yapacaksınız. En iyi denemeniz LGS olacak eğer sıkı sıkıya çalışırsanız. Ve hurafeler var. Bu sene zor olacak. Geçen sene kolaydı da bu sene ki... Ya öyle bir şey yok. Hurafeler ama yok. LGS'yi nasıl hazırlıyor yok. LGS'yi işte bakan çok zor soracakmış. Öyle bir şey yok. Arkadaşlar. Çalışan kazanıyor elması kızarıyor. Dolayısıyla boş sözlere de inanmayın. Ve şunu da bilin arkadaşlar. Hedefinizi belirlemeniz lazım. Diyeceksiniz kardeşim benim hedefim bu son 90 günde günde 200 sorudan 18 bin soru çözmek. Kitaplarımı ayarladım. İşte yok hızlanmadan çözeceğim. Paragraf olsan çözeceğim. Örnek soruları çözeceğim. Çıkmış soruları çözeceğim. Bunu belirleyin. Ve kıl tiplerden de uzak durun. Kıl tipler kimler biliyor musunuz? Bir. Bazen en samimi arkadaşınız bile abi olmayacak boşuna çalışma. Zaten zor soracaklar diye sizi vazgeçirebilir. Bazen size bir şey söylemese bile Yaptığı hareketlerle veya sizden çok daha iyi yapmasından dolayı moraliniz bozulup çalışamayabilirsiniz. Dolayısıyla kimseye bakmayın arkadaşlar. Hedefinizi belirleyin ve bu yolda ilerleyin. Şöyle düşünün. Burası bir orman gibi düşünün. Ormanın diğer tarafına geçeceksiniz. Ormanın diğer tarafına geçeceğiniz zaman önünüze bir ağaç takıldı diye o ağacı kesmekle uğraşır mısınız? Hayır. Hemen ağacın solundan sağından yolunuza devam edersiniz. Amacınız çünkü ormanın diğer tarafına geçmek. İşte bu LGS hazırlık sürecinde bu son 90 günde bazen bir kitaptaki yanlış moralinizi bozabilir. Bazen bir denemedeki düşük net moralinizi bozabilir. Bazen anneniz, babanız, etrafınızdaki arkadaşlarınız moralinizi bozabilir. Hiç kimseye takılmayın arkadaşlar. Hiçbir şekilde o ağaçla vakit kaybetmeyin. Hemen sağından soldan yolunuza devam edin. Hedefiniz ormanın diğer tarafına geçmek. Hedefiniz LGS'ye kadar bu 90 günde çözebildiğiniz kadar bol soru çözüp, yapabildiğiniz kadar hata yapıp, o hataların çözümünü öğrenip hayallerinizdeki liseye girmek. Baş şeylere takılmayın. Bakın son 3 ayda bunları azaltıp bunları artırırsanız emin olun netlerinizi artacak. Birincisi yatarak çalışmayı azaltın arkadaşlar. Yatarak çalışırsanız sınavda da yatarsınız. Bakın sınavda yatırmayacaklarsa sınavda normal sandalye sandalyeye oturtacaklar. Dolayısıyla oturarak çalışın. Müzikle çalışmak. Bu sizin netlerinizi artırıyorsa, motivasyonunuzu artırıyorsa devam edin ama sınavda maalesef müzik olmayacak arkadaşlar. Dolayısıyla en azından denemeleri çözerken veya da soru çözerken müziksiz çalışmaya kendinizi alıştırın. Telefonla boş boş sohbet etmek. Bunlardan da uzak durun arkadaşlar. Artık son 3 ay konuşacak bir şey kalmadı. Bundan sonra LGS var. Sosyal medyada takılmak. Ah Instagram, ah Twitter, ah Facebook, ah Snapchat. Tabii Facebook'ta bir şey kalmadı da. Neyse yani sosyal medyayı da şu anda diyet uygulayarak vazgeçebilirsiniz. Kendini kıyaslamak. Merve benden daha iyi yaptı. Osman daha iyi yaptı. Ercan böyle. Am ya kardeşim kendini kıyaslama. LGS 1 milyondan fazla öğrenci giriyor. Bunun en az 700 bini zaten çalışmıyor bile. Hiçbir şey alakası yok konuyla. E sen zaten çok az bir sayıda öğrenciyle yarışıyorsun. Senin kadar zeki, senin kadar çalışkan, senin kadar matematik, Türkçe, fen yapabilecek öğrenci sayısı o kadar az ki. Ve senin istediğin lise isteyen. Belki seninle benzer netleri yapan bir çocuk var ama Hakkari'de, Samsun'da, Diyarbakır'da. Sen aynı liseyi bile istemiyor. Dolayısıyla sen hedefine odaklan, kendini kimseyle kıyaslama. Bunları artır, deneme sayını artır. Bol bol deneme çöz, hızlanma denemeleri çöz. Hatta bizler sizlere hızlanma programında ana denemelerini de hediye ediyoruz. Soru sayısını artır, kontrol edilen hata sayısını yani hata, yanlış yaptın mesela denemeyi çözdün. Burada diyelim ki şu soru yanlış yaptın. Aman Ceyhan bir şey deyip geçme. karekoddan soru çözümlerini izle. Hataların üzerine git. Ve ödevlerini tamamla. Kendine olan güvenini artacak. Zaten son 3 ayda yaptıklarını yazarsan. Mesela diyelim ki ben işte son 3 ayda 90 günde 25 deneme çözdüm. Toplam işte 18 bin soru çözdüm. Atıyorum rakamları. İşte 270 tane hata yaptım. Bunları kontrol ettim. Toplam 90 günden 90 ödevimi de tamamladım diye, bunu da önüne koyarsan emin ol sınavdan bir gün önce stres olduğunda buna bakmak seni rahatlatacak. Diyeceksin ki ya ben bunları 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 bitirmişim. Ben artık hazırım diyeceksin. Bu sana bir özgüven verecek değerli arkadaşım. Şunu unutma. Kader gayreti aşıktır. Bu ne demek? Yani İnsan kaderini yaşar ama gayret ettiğin zaman da o sana yardımcı olur. Ve Kur'an'da da geçiyor. İnsan için yalnız kendi çalışının karşılığı vardır. Yani şu anda ciddi bir şekilde soru çözen arkadaşlarımız, LGS sorularını işte ne bileyim bu denemelerdeki hataları yapan arkadaşlarımız karşılığını alacaklar. Hiç korkmayın arkadaşlar. Hiç endişelenmeyin. Burada yaptığınız her bir hata ve çözümünü öğrenmiş olduğunuz her bir soru LGS'de karşınıza gelince aynı şunu diyeceksiniz. Ya ben bu soruyu çözmüştüm, hata yapmıştım, İyi ki çözümünü izlemişim, iyi ki dikkatlice cevabını öğrenmişim. Şimdi gene karşıma çıktı, bu sefer yapacağım deyip Ceyhan'ı işaretleyip kaçacaksınız arkadaşlar. Doğru cevap yapacaksınız. Eğer sınavda bir boş bırakırsanız, eğer sınavda bir hata yaparsanız emin olun onu da hissedeceksiniz. Ya ben bu konuya fazla bakmamıştım, sallıyorum. DNA konusuna tam bakmamıştım. Biliyordum böyle olacağını ya, neyse ya hayırlısı olsun deyip boş bırakacaksınız. Yani çalıştığınızın karşısına alacaksınız. Bu 90 günü çok iyi değerlendirin ve hayallerinizdeki liselere girin arkadaşlar. Hızlanma programımız 4 Mart'ta başlıyor. Sizleri bekliyoruz. Hızlanıyoruz, coşuyoruz ve beraber hayallerimizdeki liselere koşuyoruz.